Şimdi arkadaşlar, biz bir yemek yaptık. Biz bu derneği zaten yardım için kurduk. Allah'ımıza şükürler olsun, ihtiyacı olanlara sadece yardım yapıyoruz. Bu sefer çok ayakkabı isteyen oldu okula giden çocuklarımıza. Böyle ihtiyacı olanlar, ayakkabı isteyenlere biz de biraz ayakkabı aldık böyle. Yardım edenler de oldu bize, Allah razı olsunlar. Hem yaptığımız yemekten kalan paralarla hem de yardım eden bu bir tane doktorumuz var. O Birnoğlu Sağlık Ocağı'nda ismi Doktor Serdar Kanuncu diye bir doktorumuz var. O bize yardım ediyor. Herkese elini uzatıyor. Allah razı olsun. Bir de Süleyman Sırrıataş müdür başkanımız var. O da bize çok yardımlar yapıyor. Geliyor, tek bile gelse birkaç tane böyle daha fazla veriyor yani yemeklerimizde. Bize yardım edenlerden de Allah razı olsun. Ben kendi maaşımı da dağıtıyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Bu yemekleri, bu etkinlikleri, her şeyleri biz sadece yardım için yapıyoruz. Bazı ak düşünceliler var ama onların söylediği lafları beni hiç buradan giriyor, buradan çıkıyor, hiç umurum değil. Bazen hani derler ya meyveli ağaç taşlanır diye, taşlasınlar, hiç önemli değil. Hiçbir yerime değmiyor, ne taş ne bir şey. Allah'ımıza şükürler olsun. Biz yardım ediyoruz, yardım. Akıllı olun. Biz kimseyle işimiz yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Bunların yetmediği yerde yaptığımız etkinliklerden ben kendi maaşımı da dağıtıyorum. Benim kızlarım da yardım ediyor. Arkadaşlarımız da yardım ediyor. Biz yardımlarla bu derneği yürütüyoruz. Fakat bizden sadece Hatay Büyükşehir Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a yanlış yanlış şeyler söyleyip bizim aramızı açıyorlar. Bu bizim kiramızı hiç bize yardım etmiyor kira yardımında. Zaten Antakya Belediyesi kimseye yardım, o da yardım etmiyor. Söylüyorum ya, ne var, bize bir yardım edin yani. Bir tek kiramızı verin, biz herkese elimizi uzatırız. Geliyorlar kapıya, biz kimseye, buraya kapıya gelene sen AK Partili misin, MHP'li misin, CHP'li misin diye sormuyoruz. Sen Alevi misin, Kürt müsün, Laz mısın, Sünni misin, bunu da sormuyoruz. İçeriye giren geliyor, burası diyor yardım derneğiymiş. İşte bizi yönlendirdiler. Neler yapıyorsunuz? Ben de soruyoruz biz de. Neye ihtiyacınız var? İşte benim şuna ihtiyacım. Ben onun notunu alıyorum. Gücüm yettiği kadar yapıyorum onlara yardımlarımızı. Yapamadıklarımızı da böyle etkinlikler yapıyoruz. Öyle şeyler yapıyoruz. Ben şimdi Vali Bey'imden randevu istedim. O da şeyine söyledi, yanındaki özel kalemine, Saadet Hanım'a randevu verin dedi. Yanıma gel dedi. Çok ilgili valimiz. Onu çok seviyorum sayın valim. Allah'ım senin yolun izin açık etsin. Vali Bey'ime rica edeceğim. Ondan bir böyle bir yer isteme, boş bir yer isteyeceğim derneğimiz için, yardım etmesi için. Sadece kira sıkıntımız var. Başka bir şey yok. Allah'ımızın izniyle her şey çok güzel gidiyor. Şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar her şeyleri yapıyoruz. Yardım edenlere de etmeyenlere de Allah razı olsun hepsinden. Biz her şeyi Allah için yapıyoruz. Öbür dünyaya kimse bir şey götürmüyor yavrum. Azıcık şu zenginler ellerini ceplerine atsınlar. Gelsinler bize yardım etsinler. Edenler de var, yok değil, ama çok teşekkür ediyorum hepsine de, edene de etmeyene de. Biz bu yardımlarımızı ihtiyacı olanlara defter kalem de aldık, kırtasiye de aldık, çantalar aldık, ayakkabılar aldık. Böyle bazen yatalak hastalarımız oluyor, onlara bezler aldık, onlara çok güzel şeyler aldık. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz işte, başka çaremiz yok. Bunu yapıyoruz biz. Ya bizi eleştirin de güzel eleştirin, yaptıklarımızı eleştirin. Neden çamur atmaya kalkıyorsunuz? Allah döndürür dolandır. Rabbim diyor ki ey kulum, ben çocukları da göstermiyorum. Ben ihtiyaç sahiplerini de göstermiyorum. Kesinlikle onları göstermem. Onların reklamını yapmam. Rabbim diyor ki Kur'an'da, bir elin verdiğini bir
eli el bilmesin diyor. Onları kesinlikle rencide etmem ben. Bak bu kadar şeyi yardım edenler de biz de aldık. Dünya kadar ayakkabı daha da dağıttık alanlar. Bazıları dediler ki buraya da koyma bize ver ne olur. Verdik onlara da verdik. Ama biz yardım yapıyoruz yardım. Şükürler olsun Allah'ımıza. Sayın valim seni çok seviyorum. Benim güzel valim, temiz kalpli valim. Senin yanına geleceğim. Benim randevüme bir el at. Kurban olsun bu annen sana. Sen benim evladımsın. Çok iyi bir valimizsin. Allah seni başımızdan eksik etmesin ama ben randevümü bir an evvel istiyorum ya valimle beraber. Kendisi dedi bana gel dedi neler yapıyorsun dedi. Dedim valim yardımlar yapıyorum ama dedim işte ben biraz bunalıyorum dedim. Sizinle görüşmek istiyorum dedim. Gel dedi konuşalım dedi ama bu arada gerçekten de yoğun kendisi. Hani bu pandemi yüzünden bazen bazı şeyler oluyor, olaylar oluyor. Onlardan da yoğun olduğu için de oluyor biliyorum. Valim ben sizden bir randevu istiyorum. Sizinle görüşmek istiyorum. Sizi seviyorum. Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin. Bize bu yardımları edenlerden de Allah razı olsun. Yemeğimize katılanlardan da Allah razı olsun. Bizi hiçbir zaman, her zaman yemeğimize gelip bizi eleştirmeyenlerden Allah razı olsun. Yanımdaki arkadaşlardan, bize yardım edenlerden hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine sağ olsunlar, var olsunlar. Saygılar, selamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Bu Karadenizli ablanız, ben maaşımı dağıtıyorum, öğretmen emeklisiyim. Bu Karadenizli ablanız işte elindedir kınası, dilindedir duası. Anaların anası Karadeniz kadını. Ben hepsinin anasıyım bunların. İşte bu sevapları yapıp dağıtıyorum. Çok güzel ama bazıları da kıskanıyorlar, çamur atıyorlar. Ulan çamurlar bana gelmez uşaklar, kendinize gelin. Allah'ımıza şükürler olsun. Benim arkamda çok iyi bir insanlar var, valim var. Valim her görüyor beni, böyle diyor, ne yapıyorsun diyor. Biliyor beni yani, böyle takip ediyor. Allah'ına kurban olayım senin valim. Senden en kısa zamanda randevu istiyorum. Bütün halkımızı seviyorum. Ben bu derneği yardım için kurdum. Elimden geldiği kadar her zaman yapacağım bu yardımları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar, sevgilerimi diliyorum. Sizlere sunuyorum. İşte bu çekimleri bize yapan da Allah razı olsun. Doğuş TV'nin Doğuş Başkanı Mehmet Siper Garip Başkanımız da bizi her zaman yanımızda, bize her zaman yardımcı oluyor. Geliyor bu çekimleri bize yapıyor. Yavrularımız da geliyor çekiyorlar. Allah razı olsunlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Bize el atana, el uzatana Allah'ım yardım eder zaten, şükürler olsun. Rabbim bizden yana. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ben Reyhan Sonacılı Demirci Odası Başkanı Süleyman Sırrı Ataş. Hatay Dernekler Yardımlaşma Dayanışma Başkanı Saadet Genç Başkanıma, yönetimine bu yardımlardan dolayı bütün vatandaşları her zaman yardıma devam ediyor. Bu yardım son değil, ilk de değil. İnşallah bundan sonra hep yardımlar devam edecektir. Biz her zaman Saadet Başkanımla her birliğiyle omuz omuza bu yardımları devam ettireceğiz. Başkanımı tebrik ediyorum.